Herkese merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bu videomuzda sizlerle birlikte robot süpürgelerle ilgili merak ettiğiniz 10 sorunun yanıtını arıyoruz. İşte robot süpürgeler ve merak ettiğiniz bu 10 soru. Hayatımıza gelen teknolojik cihazlardan bir tanesi de hemen şöyle elimde görmüş olduğunuz tepsiye benzeyen robot süpürgeler. Bu robot süpürgelerin farklı farklı varyasyonları, sürümleri bulunuyor. Ucuz olan modeller temelde sadece temizlik işlevine sahipken biraz daha pahalı olan modellerde bulunduğu alanı haritalama, Toz torbası dolduğu zaman kendi kendi otomatik olarak e, torbayı boşaltma gibi bazı fonksiyonlarda bulunuyor. Hatta orta ve üst düzey modellerin birçoğunda da kablosuz olarak bağlantı özelliği de bulunuyor ve kablosuz bağlantı yardımıyla bu tarz cihazları da uzaktan kullanabiliyorsunuz. Ama tabii robot spikerin hayatımıza girmesiyle beraber kafamızda bazı soru işaretleri de oluştu. Hatta biz geçtiğimiz günlerde Anker Eufy 11S robotunu da incelemiştik. Enteresan da ilginç de bir Aynı zamanda robot süpürgeydi kendisi. O video ile beraber birçok sorunun da olduğunu gördük. Bunların bir kısmını o videoda size anlatmaya çalıştık. Hatta eğer o ürünün incelemesini merak ediyorsunuz. Şimdi yukarıdan bir tane kutudan çıkaracağım. Oradan izleyebilirsiniz. Ama şöyle bir video çekelim dedik. Ayrıca bir 10 tane soru belirleyelim ve robot süpürgelerle ilgili siz kullanıcıların neyi merak ettiğinizi düşünüp o soruların yanıtlarını vermeye çalışalım dedik. İşte bu videoda robot süpürgelerle ilgili merak ettiğiniz 10 sorunun yanıtını bulacaksınız. Hazırsanız başlıyoruz. Robot süpürgelerle ilgili merak ettiğiniz birinci soru gerçekten temizliyor mu ve günlük kullanıma uygun mu? Evet arkadaşlar robot süpürgeler gerçekten temizliyor ancak şöyle bir uyarıda bulunmamız gerekiyor. Normal süpürgeler gibi bu ürünlerde bir vakum teknolojisi çok güçlü olmadığı için daha çok daha eskilerim, eskilerimiz belki bilir gırgır gır denilen böyle e, yüzeysel kirleri temizleyen bir cihazlar vardı. Onlar gibi temizlik yapıyorlar. Yani bir halının üzerinde bulunan kiri, tozu ya da yerdeki bir saç, kıl, tüy gibi malzemeleri, parçaları toplayabiliyor. Aynı zamanda evcil hayvanınız varsa da yine onun tüylerini kıllarını da yine robot süpürgeler yere düşmüş olanlarının hepsini toplayabiliyor. Yani bu konuda içiniz rahat olsun. Gerçekten temizlik yapıyor. Robot süpürgelerle ilgili merak edilen bir diğer soru ise halıların üzerine çıkabiliyor mu? Evet halıların üzerine çıkabiliyor ama tabii ki burada halı dediğimiz normal evde kullandığımız günlük halılardan bahsediyorum. Belli bir a, e, işi mesafeye kadar yani 2-3 santimden kadar çok rahat çıkılabiliyor halıların üzerine ve halıların üzerindeki yine az önce bahsettiğim gibi az önceki soruları söylediğim gibi yüzeysel kirlerin hepsini temizliyor ve rahat bir şekilde temizlik imkanı da sunuyor robot süpürgeler bizlere. Bir diğer soru ise robot süpürgelerin toz hazneleri ne kadar büyük? Ortalama olarak standart bir robot süpürgenin haznesi en küçük olanlarından bile söylesek yaklaşık yarım litre boyutunda yani 500 mililitreden başlayan bir büyüklükten söz edebiliriz. Bu da eğer her gün kullanırsanız yaklaşık 3-4 günde tabi odanın temizliğine ve kirliliğine de bağlı olarak değişebilir bu süre ama yaklaşık 3-4 günde bir bu robot süpürgelerin toz haznesini temizlemeniz gerektiği anlamına geliyor. Robot süpürgelerle ilgili merak ettiğiniz bir diğer soru ise kablolardan korumak gerekiyor mu? Evet arkadaşlar birçok robot süpürgeyi eğer e, temizliği yapacağınız odada çeşitli kablolar varsa elektrik kablosu olabilir, telefon kablosu olabilir veya benzer kablolar olabilir. Bunlardan korumanız gerekiyor. E, bazı robot süpürgelerin bunlardan kaçınma özelliği var. Yani kablolara e, takılmama özelliği bulunuyor ama hepsinde bulunan bir özellik değil. Bu bakımdan temizlik yapacağınız odada bu tarz kabloydu, ipti veya benzeri şeylerin ortada olmaması gerekiyor. Sıkıntı olabilir bu durum. Şimdi robot süpürgelerle ilgili bir diğer soru ise her şeyin altına girebiliyor mu? Şimdi gördüğünüz gibi robot süpürgeler genelde dairesel bir formda tasarlanıyor. E, bazı modellerde dikdörtgen olduğu da var ama ağırlıklı olarak şöyle elimde görmüş olduğunuz dairesel formda ve bunun bir kalınlığı var. Bu et kalınlığı olduğu sürece takdir edersiniz ki bundan daha küçük bir alana giremiyor. Yani öyle bir dolabınız vardır, koltuğunuz vardır, sandalyeniz vardır. Yaklaşık olarak bu mesafede 7-8 santim oluyor bu arada onu da söylemiş olayım. 7-8 santimden daha küçük bir aralığa tabii ki giremiyor. Bu konuda dikkatli olmanız gerekiyor. Eğer evinizde öyle bir şey varsa onun ya etrafını oradan kaldırmanız gerekiyor ya da onun etrafına geçmeyecek şekilde bir düzenek kurmanız gerekiyor. Robo süpürgelerle ilgili bir diğer merak edilen soru ise, evcil hayvanı olanlar için ideal mi? Evet arkadaşlar, birçok kılı tüyü, özellikle kedi ve köpeklerin malum çok kıl döküyorlar, tüyleri dökülüyor bu hayvanların. Hepsini, hemen hemen hepsini robot süpürgeler toplayabiliyor. Tabii ki burada taklit ederseniz, şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Yerde olanları toplayabiliyor. Bir e, koltuğun üzerine çıkma özelliği bulunmadığı için bu ürünlerin, şimdilik sadece yerdekileri toplayabiliyor. Eğer böyle bir hayvanınız varsa da, gönül rahatlığıyla bu tarz bir ürün alıp kullanabilirsiniz. Robot süpürgelerle ilgili bir diğer soru ise, bütün odaları geziyor mu, yoksa sadece bir oda için mi programlanabiliyor? Aslında bu biraz ne tarz bir ürün aldığınızla ilgili bir soru. Ortalama seviyedeki ürünlerde genelde bu sadece bulunan odada çalışma imkanı bulunuyor ama birazcık üst düzey modellerde tabii ki o zaman da bütçenizi biraz zorlamanız gerekiyor haliyle. Bütün odaları gezip onları tek tek dolaşıp ona göre bir temizlik yapma özelliği bulunuyor. Robot süpürgelerle ilgili bir diğer soru ise ev haritası yapabiliyor mu? Bu özellikle genelde üst düzey modellerde bulunuyor. Bunun için birazcık bütçenizi zorlamanız ve harita yapabilme özelliği olan bir ürün almanız gerekiyor. Bu tarz ürünlerin de en azından biz bu videoyu çektiğimiz Ocak 2020 itibariyle fiyatlarının 5-6 bin liradan başladığını söyleyebiliriz. Robo süpürgelerle ilgili merak edilen bir diğer soru ise gürültülü mü çalışıyor? Aslında evet biraz bir parça gürültüsü var. Malum bu cihazların üzerinde belli bir pervaneler yer alıyor. Bu pervaneler altında bulunan mekanizmaya gırgır diye bir olarak tabir edebileceğimiz mekanizmaya doğru kirleri, tozları, kılları, tüyleri iletmeyi sağlıyor. E bunlar da bir hareket sağladığı için ister istemez bir ses yapıyor. Ama çok yüksek mi? E bir süpürge kadar, normal vakumlu bir süpürge kadar yüksek değil. Ama yine de duyabileceğiniz bir ses olduğunu söyleyelim. Ortalama bir rakam vermemiz gerekirse de bu tarz ürünlerin, robot süpürgelerin çıkarttığı sesin desibel miktarı 50-60 desibel arasında değişiyor. Robot süpürgelerle ilgili son sorumuz ise fiyatları ne sevildi? Çok farklı fiyat seçenekleri var aslında bu ürünlerle ilgili. Az önce de yani diğer sorular aslında bunu kısmen yanıtladım. E, fiyatlar birazcık da özelliğe göre değişiyor. Bugün günümüzde 1000 liradan başlıyor fiyatlı robot süpürgelerin 10.000 liraya kadar çıkabiliyor. Elbette 10.000 liraya çıkan ıslak kuru özelliği de var. Haritalandırma yapabiliyor. İşte kendi tozunu kendi çöpünü kendisi boşaltma özelliği gibi birçok farklı farklı fonksiyonlara sahip haliyle onların fiyatı birazcık yüksek. Ama daha böyle temel seviyede bir ürün olsun, kablosuz ağla bağlanmasın, kendi kendine çalışsın, bana da çok fazla bir derdi olmasın, bütçem de çok değil diyorsunuz bin liraya da robot süpürgelerin olduğunu söyleyebiliriz. Evet sevgili teknoloji oku takipçileri, bu videomuzda robot süpürgelerle ilgili aklınıza takılabilecek 10 sorunun yanıtını vermeye çalıştık. Eğer sizin de merak ettiğiniz ve bizim yanıtlamadığımız sorular varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Youtube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal alanı takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir çekte karşınızda olmak üzere, hoşçakalın.